Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Burcu'nun günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben şu güneşli bir Kasım ayından Fransa'dan herkese merhaba. Yürüyüş yaparken şöyle sizlere kısa bir video çekmek istedim. Görüyorsunuz her yer yeşil yeşil. Işıl ışıl. Teyzemiz de benim gibi yürüyüşe çıktı. Bulutların güzelliği, gökyüzünün güzelliği sizlere de göstermek istedim. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Bazen bazı arkadaşlar diyor ki kısa da olsa video at. Senin konuşmalarını seviyoruz. Ben de şöyle gezdiğim parktan, yürüyüş yaptığım yerden sizlere merhaba dedim. Umarım iyisinizdir. Hakkımızda konuşanlar oluyor gene. Varsın konuşsunlar. Ağzı olan konuşuyor. Zaten aklı olan insan, şu YouTube'da yüzünü görmediği, sadece sesini duyduğu insanlara kin beslemez. Hakkında konuşmaz, canlısında konuşmaz. Derdiniz yok mu sizin? Kendi canlınızı, kanalınızı ne üzerine açtıysanız onun üzerine devam edin. Biraz soğuk hava, böyle gökyüzünün güzel olduğuna bakmayın. Soğuk. Asla ve asla Kasım ayının güneşine güvenilmez. Öyle arkadaşlar, şöyle bir yürüyüş yapayım dedim. Sizlere de kısa bir video çektim. Konuşanlara ne diyoruz? Tın tın tın. Bazı kanallarda öyle diyorlar ya. Ben sizi bir ağzıma alırsam hiç susmam. Hani diyorlar ya. Her gün başlık yaparım, her gün başlık yaparım. Ben başlık yapmaya bile değmiyor. Çek insanları kanalımda konuşmam. Ta ki beni konuşmayana kadar. Şöyle gezdiğim, çocukları getirdiğim, yazın sürekli her gün vakit geçirdiğim parktan sizlere merhaba dedim. Şöyle yürürken de etrafı göstermek istedim. Bilmiyorum ya, tanımadığım bir insana da kin duymam. Yani çatılarda beklemem. Beklersem de canım yanmadığı sürece inmem. Bazı insanlar bazı şeyleri hak ediyorlar arkadaşlar. Kimse kimseye kızmasın. Kimse kimseye durduk yere hiçbir şey demiyor. Birileri bana ergen demiş. Vallahi ya, yaşlı cici kız olmaktansa ergen olmayı tercih ederim. Ergenlik bana göre. Evet, ergenim. 35 yaşında o. Bir ergenim. Öyle diyorlar ya, ergen ergen. 35 yaşındaki bir kadına da ergen demek ne kadar doğru olur tartışılır. Yani değmez. Kimseye de destek vermeye değmez. Sevdiğim insanlara destek veriyorum. Yani ben istersem bu kanalı çoktan açardım. Bu kanal üzerinden çoktan para kazanırdım. Ya bana tercih sun değişim. Ya kanal ya çocukların, ailen. Gerçekten bu kanal öyle herhangi bir videoyu çekip attığımdan değil. Ben çekiyorum ve bir gün boyunca neler yaptığımı editliyorum. O yüzden editlediğim için zor oluyordu. Telefonumun hafızası dahi dayanmıyordu, yani öyle söyleyeyim sizlere. O yüzden çok da edit yapma taraftarı değildim. Bir ara yemek paylaştım, yani 600'e yakın videomu sildim. Yemek yapıyordum, günlük neler yapıyordum onları çekiyordum. İzlenmedikten sonra sildim. Kısa videolarda bir yere kadar. Ben ne kadar Mevlana sözleri ve anlamlı sözler bulup paylaşacağım ya da yazacağım. Bu da ayrı bir ses, ayrı bir dava. Kısacası arkadaşlar, aşamadığım bir kanalda da de sadece ne yaparım? Destek veririm. Şöyle göstereyim sizlere ne olduğunu bilmediğim bir ürün, bir meyve. Ne bileyim, şeye benziyor, kuşburnuya benziyor ama kuşburnu değil. Nedir bilmiyorum. Yenilir mi, yenilmez mi onu da bilmiyorum. Yani dediğim gibi, tanımadığınız insanlara düşmanlık beslemeyin. Kavga çift taraflı olur. Hiçbir zaman tek taraflı olmaz. Çocukları etkinlik yapmaları için okula götürdüm. Normalde çarşamba günleri tatil. Onları tatile, yani okula bırakmışken şöyle birazcık yürüdüm. Arkadaşımla sohbet edildiğe geldik. Bu parktan yürüyüş yaparken birden neden olmasın diyerek video çekmek istedim. Sevdiğim arkadaşlarım var. Onların videosunu izliyorum. Hiç karşılık beklemeden. Kötü bir insan değilim. Hiçbir zaman hiçbir insanla kötü olmadım. Yeter artık.
gerçekten size gökyüzünden Samu geçiyor. Bu, eğer ki bu helikopter geçiyorsa bir yerde çok kötü bir kaza oldu hatta ve hatta ölümle burun buruna gelmiş ki yukarıdan müdahaleyle koşarak gidiyor Samu. Ambulanstan daha acil olan bir sağlık aracı helikopterle gittiğine göre durum bayağı bir kötü. Rabbim yar ve yardımcısı olsun her kimse. Sonbahardan şöyle yeşil yeşil güzel harika bir görüntüyle sizlere merhaba dedim ve vedalaşıyorum arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Ara ara videolar atacağım. Dediğim gibi 4 yıl geçtiği için yani bu kanalın açılma ihtimali sıfır gibi bir şey. Belki yeni kanal açarım. Belki oraya düzenli video atarım ama şu an için düşünmüyorum desem yeri. Öyle arkadaşlar. Ya bakın ağacın güzelliğine. Yeşilken ayrı güzel. Sarıyken ayrı güzel. Yapraksız ayrı güzel. Rabbim neler yaratıyor insanlara da insanlar bunu anlamıyor. Ama bize anlama gücü versin Rabbim. Her günümüzde ona şükretmeyi, her halimize şükretmeyi bizlere nasip etsin Rabbim. Görüyorsunuz kışın ortasında bile, sonbaharın ortasında bile yeşil yapraklarıyla, yani yenilmese bile doğaya güzellik veren, şu güzellikleri veren Rabbime hamdi senalar olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Hatice abla diyeli bizi konuşanlar hiç umurumuzda değilsiniz. Tın tın tın. Size tın tın tın. Size her gün başlık yaparım. Her gün başlık yaparım. Öyle sinirlendiriyorsunuz beni. Dermişim. Başlık yapmaya bile değmezsiniz. Neyse. Yeteri kadar konuştum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Buradan Nevin Yener ablama sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Nevin Nurşen ablama sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Nesime arkadaşıma sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Güney ablama sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tatil ablama sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu saydığım insanları yakından takip almış bir insanım. Nilüfer ablaya sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Buradan takip ettiğim, samimi olduğum ve sevdiğim tüm insanlara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Fransa'dan. Sevgi ve selamlar gelsin size. Hatice K ablayı da unutmuyorum. Hatice ablam derken Hatice K ablayı da unutmuyorum. Hatice K ablaya da Almanya'dan sevgilerimi gönderiyorum. Fransa'dan Almanya'ya sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşça kalın.